sonuçta bu sıkıntılı günler elbet bitecek, her yer açılacak ve biz yine eskisi gibi bir sürü sergi izleyebileceğiz. Ankara Sanat Patikası programına hoş geldiniz. Bu programımızda seramik sanatçısı Ebru Elmacı Bulut'un stüdyosunda misafiriz. Çok küçük yaşlarda, 7-8 yaşında bir fotoğraf karesiyle ben seramikle tanıştım. Sonra liseye başladığımda ben aşçılık üzerine okudum. Ama okuduğum lisede seramik bölümü vardı. Ve ben hayran kalıyordum her seferinde onların çalışmalarını gördüğümde. Sonra ufak ufak orada çalışmalar yaptım. Ve güzel sanatlar okumaya karar verdim. Ama bir şekilde hayat hep planladığımız gibi gitmiyor. Olmadı. Erken yaşta evlendim. Anne oldum. Ama hep şu vardı. Ben bir gün mutlaka güzel sanatlar okuyacağım. Bir seramik bölümünü okuyacağım. Başka hiçbir şey de düşünmüyordum. Çocuklar biraz büyüdüler, ettiler. Ben sınavla Kocaeli Üniversitesi'ne bağlı Meslek Yüksekokulu'nda seramik cam çivi bölümünü bitirdim. Kaç yaşındaydınız? O zaman 33 yaşındaydım. Yani İnanılır 14 mi? Yaşında karar verdiğim bir şeyi 33 yaşında gerçekleştirdim. Ama tek hayalimdi. Bunun üstüne çok gittim, çok diledim, çok istedim ve başardım. Tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Dereceyle bitirdim. Sonra sınava girip Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam bölümünü kazandım. Bu da 35 yaşında mı oldu? Bu da 35 yaşında oldu. İnanamıyorum. Enteresan. Ben böyle önüme gelen şeyleri de oynuyorum ama burada herhalde böyle bir... Evet, seramik şekillendirirken bunu bir yandan şekillendirdikçe döndürmek ya aslında tam şey gibi... Çömlekçi çarkı gibi düşünün. Evet. Bunun orijinali bu aslında peynir tavuğu ama seramikte her türlü şey bizim işimize yarar. İnsanlar çöp olarak baktığı şey bile bizde bir alete dönüşebilir. Yaratıcılık diyoruz kesinlikle. Buna öyle değil mi? Ebru Hanım burada böyle kütleler görüyoruz. Bunlar ne böyle? Benim bir süredir üzerinde çalıştığım projem var. Pimaş borularla heykeller oluşturuyorum. O heykelleri öncelikle kalıbını alıp alçıdan böyle kütleler oluşuyor. Onlara döküm yapıyorum. Döküm sonrası işte o gördüğünüz borular ortaya çıkıyor. Yaparken de son derece bu iyileştirici, tedavi edici ve size ayna tutucu bir süreç aynı zamanda. Kesinlikle. En güzel o şekilde zaten iç dünyamı anlıyorum. Bazen böyle sessizleşiriz. Hiçbir şey düşünmediğimizi sanırız. Aslında neler düşünüyoruzdur o esnada ama basit akıllı düşünmüyoruzdur. Ama içeride neler olduğunu bilmiyoruz. İşte o noktada bana gerçekten çamur neler olup bittiğini anlatıyor. Bazen geliyorum atölyeye, her şey yolunda, başlıyorum çalışmaya. Yok, o gün ne elime atsam olmuyor. Kapıyı kapatıp gidiyorum. Yok yani olmayacak, o gün gerçekten çıkmayacak. İnanılır gibi değil, inanılır gibi. Bilmiyorum, muhtemelen tüm seramikçi sanatçılar bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani olmasa zaten çamurla o dili, o dilde olmazsa bir şey çıkmaz. Son derece çekici iki bacak, kadın bacağı, bebek kolları ama cinsiyeti yok. Aslında tamamen şuraya gitmeye başladı. Kimliksiz, hiçbir kimliği yok, hiçbir özelliği yok. Sadece rahatsız ediyor. Sonra o rahatsızlık duygusunu sevmeye başladım. Çünkü gözümüz hep şeye alışık, güzel olana alışık. Güzel olanı görmeye çalışıyoruz. Ama rahatsızlık duygumuz da var. Bir şeyden rahatsız olmak, irite etmesi bizi. Bu da bize ait bir duygu. Evet. Bunu da yaşamak istiyorum. Bir de neden hep güzel olanı sunmak zorundayız? Bir süre sonra oraya gitmeye başladı. Yok, bence kesinlikle rahatsızlık duygusu. Çünkü o rahatsızlık duygusu insanı bir silkeliyor. Biliyorsunuz son 14 aydır bir pandemi sürecinden geçmekteyiz. Siz bu 14 ayı nasıl geçirdiniz? Tabii herkes gibi ben de çok olumsuz bir şekilde etkilendim. Ama kabullenme süreci çok uzun sürmedi. Çünkü benim zaten bir uğraştığım bir şey vardı. Ben sanat yapmaya çalışıyordum, sanat yapıyordum. Bu süreç benim için iyi oldu. Güvenli ve konforlu alanında atölyemdeydim. En fazla bu dönemde ürettim ben. Sanatsal çalışmaların yanında tabii ki sadece sanatla değil, seramiğin sanat da yaparız, sanat da yaparız kısmını değerlendirerek
Bu süreçte en sevdiğim çamur türünden biri olan porselenle daha çok aşırı meşhur oldum. Onunla ilgili bazı tasarımlar yaptım. Günlük kullanıma uygun tasarımlar. Onun üzerine geçtim. Çünkü 14 ay son derece yaratıcı ve keyifliydi.